emniyet payımız şeklinde ifade edilebilir. Rotanın emniyet payı şeklinde söylenilebilir. Bunda alarma geç demişim. Yani eğer bunu alarma geç dediğim zaman bunun dışına çıktığında ne yapıyor? Alarm veriyor. Out of schedule bu mesela işte dakika olarak ayarladınız. Schedule dediği arkadaşlar ne? Bizim bir şeyimiz var, değil mi? Bir programımız var. Bu programı 19 dakikadan fazlasına geçtiği zaman alarm ver diyorsun. Gerek yok burada. Ben bunu kapatıyorum arkadaşlar. Böyle bir alarma gerek yok. Burada XT'de radius denilen bir kavram var. XT'yi anlatmıştım. XT dediğimiz bizim burada gösterimde XT'yi göster şeklinde bir ifade bu. Radius da bizim dönüş yaptığımız yerler. Bu waypointlerde mesela waypointleri çizdik, değil mi? Bacakları çizdik. Tam dönüş yaptığın o noktaya geldin. Bu noktada işte açısal olarak bir dönüş sana verecek. Ona radius deniliyor. Açısal olarak senin dönüş yapman gereken yer. Waypoint names, eğer waypointler oluşturdun, bunların adlarının çıkmasını istiyorsan buna tıklıyorsun. Course Length Speed, bunlar eğer diyor ki rotada diyor, zaten buradaki route monitoring'ti başlık. Rotada açısal olarak rotan işte bacaklarındaki mesafe, işte iki waypoint arasındaki mesafe ve hız gözüksün mü diyor, gözüksün dersen bunu. Heading Mark, bu da route monitoring'teki headingler, yani provadaki markalar gözüksün mü gözüksün ifadesini kullanabiliriz. Bunlar tamamen rotayla alakalı bilgiler, ayarlamalar diyebiliriz arkadaşlar. Ozan hocam, Efendim? XT'de active sequence'da hangisi oluyor burada? Yok, bu şu anda yapmadık. Şu anda yapmadık, göstereceğim. Ben sadece sırayla başladığımız için gösteriyorum. Şu anda XT'de yok arkadaşlar. Rotayı çizmedik çünkü. Rotayı çizdikten sonra hepsini tekrar işleyeceğiz. Buraya tekrar dönüş yaparız. Şimdi arkadaşlar bu kısmı anladık mı? XT'de radius, waypoint names, rota üzerinde de göstereceğim ben bunları. Siz bunları en azından ön bilgi olarak alın. Safety alarmlara gelelim. Evet. Safety emniyet alarmları demek, değil mi? Emniyet, senin bir neyin var? Emniyet sistemin var. Bunlar neler? İşte bunlardan bahsediyoruz biz burada. Emniyet alarmlarında eklisin emniyet alarmlarını biz şöyle ifade ediyoruz. Bir kere safety frame'ler var. Frame dediğimiz geminin bizim mesafeleri var, değil mi? Gemiyle alakalı. Frame'e biz ne diyorduk? Bizim hani geminin omurgadaki mesafelere biz frame diyoruz arkadaşlar. Yani atıyorum bir gemi işte 180 frame'den oluşmuştur gibi bir ifade biz bu gemi inşaat sektöründe kullanılıyor. Buradaki alarmları ayarlarken ehead'de diyor 5 dakikalık bir alarm olsun diyor. Yani ehead'in safety frame'den 5 dakikalık bir minimum alarmı mevcut olsun. İşte iskeleden 0-10 olsun. Sancaktan 0-10 şeklinde alarmlar olsun şeklinde biz ifade edebiliyoruz. Buradaki şu, bundan bahsettiği şu. Şurada bak çıkan ne? Görüyor musunuz? Safety frame'ler burada oluyor. Bunu ben bakın kaldırıyorum. Gördünüz mü? Tekrar şov yaptım. Şu gemi üzerine bakın. Safety frame 5 dakika sonra geminin nerede olacağını gösteriyor. Ehead dedi 5 dakika sonra baş tarafın mesafesini veriyor. İskele 0-10, şurası iskele 0-10, yani bir gominalık mesafeyi veriyor. Sancaktan bir gomina mesafeyi veriyor. Peki ben bunları artırabilir miyim? Artırabilirim. Sancağı 20 yapalım. Gördünüz mü? İskeleyi 20 yapalım. Ayarladım. Mesela ehedi 10 dakikaya ayarlayalım. Bakın gördünüz mü?
10 dakika sonra ben neredeyim ve iskele sancaktaki limitlerim neler? Bunlar arkadaşlar frame dediğimiz hani bizim ayarladığımız bir bu görsel. Yani faydası var mıdır? Evet vardır, illaki vardır. Yani kullanılabilir. Şu bir dakika simülasyondan şu biraz sancı alayım bir tekliğe. Gördüğünüz gibi kurallara da uyuyoruz, aynı zamanda çıkmıyoruz. Tamam. Biraz sağ olun. Bakın biz 10 dakika sonra nerede olduğumuzu gösteriyor aslında. Yani gitgide şeye yaklaşmayalım diye biraz sancı alıyorum. Separasyon orta hattına da girmeyelim, değil mi? Gördünüz mü? Orta seviyede gitmeye çalışıyorum. Evet, safety alarmlar bu şekilde ayarlanabiliyor. Ben bunu 5 dakikaya indirebilirim tekrar. Şunları çok fazla açmadan en azından 10 güzel rakam, 1 gominalık mesafe verdim iskele sancaktan. Değil mi? Bu şekilde ayarlayabilirsin. Kendine göre ayarlar yapılabiliyor. Show frame safety'yi göster dediğim zaman da bu şekilde gösteriyor. Peki başka neler var? Anti-grounding alarmlar var. Diyor ki oturmaya karşı alarmlar kurmak istiyorsan kurabiliyorsun. İşte navigation danger varsa alarm olarak göster diyor. Land danger işte seyir işte tehlikeleri, karasal tehlikeler, değil mi? Ace to Navigation seyir yardımcıları ile alakalı ve safety kontrol dediğimiz emniyet kontrolü alarmlarında göster şeklinde buraya ne yaptık? İşaretledik, değil mi? Şu mavi olunca işaretli olmuş oluyor. Peki burada ne var? Check on Scala Larger'den diyor ki eğer diyor skalan diyor 1 bölü 12 bin, 12 milyon 500 binin üzerindeyse diyor ne yapacaksın diyor. İşte safety kontroller şu şekilde olsun şeklinde bir sistem geliştirmiş. Şimdi biz burada arkadaşlar safety alarmlarda safety kontrol ve safety depth ayarlıyoruz. Bakın burada 4 tane şey var. Shallow kontrol ve deep kontrol da var. Ben burada arkadaşlar bu özellikle bu parametreler, safety parametreler benim için çok önemli. Biz Ekti sisteminde 4 tane parametreden bahsediyoruz. Birisi safety kontür, emniyet kontürü, safety depth, emniyet derinliği, shallow kontür, tekrar sığ su kontürü. Kontür dediğimiz arkadaşlar ne oluyor? Onu da anlatayım. Kontür bizim renk olarak hani haritadaki şeklen gösterimi. Yani şeklen renk olarak gösterimi, değil mi? Yani mesela siz kıta sahanlığını nasıl belirtirsiniz? İşte bir çizgiyle belirtirsiniz ya da işte mavi şekilde işte daha farklı renk kodlarıyla belirleyebilirsiniz. İşte o biz de bunu haritalarda safety kontür, shallow kontür, deep kontürü ne olarak renksel farklılıklarla belirliyoruz. Buradaki shallow kontür sığ su kavramı giriyor. Deep kontürde derinlik, derin su anlamını taşıyan bir bizim neyimiz? Renk kodumuz. Şuradaki beyazları görüyor musunuz arkadaşlar? Beyazlar deep kontür oluyor işte. Yani benim kesinlikle seyir esnasında sorun yaşamayacağım. Yani beyazlardan gittiğim zaman benim için hani bir tehlike arz etmeyen yerler anlamını taşıyor. Yani ben mavi, koyu mavi şeklindeki yerlere değil, beyazdan gidersem hiçbir şekilde ben karaya oturma gibi bir şeyim olmaz şeklinde bir düşünceniz oluyor. Bu derinliği atıyorum ben burada benim işte şuraya tam anlamıyla bir anlatalım arkadaşlar. Örneklere geçeceğim. Şimdi shallow kontür dediğimiz neydi? Sığ su kavramıydı. Safety kontür emniyetli su anlamını taşıyordu. Deep kontür de derin su kavramını biz ne yapıyoruz? Burada görüyoruz. Burada dikkat ediyorsanız safety kontrol ve safety depth şeklinde iki tane şeyimiz var. Diğerleri tek olarak algılanmış. Yani shallow depth diye bir şey yok. Deep depth diye bir şey yok. Sadece kontrol olarak verilmiş. Ben şunu şöyle tanımlıyorum. Shallow kontrolü özellikle. Shallow kontrolden başlayalım.
Çünkü sığ su kavramı bizim için çok önemli. Sığ su nedir? Sizce nedir arkadaşlar? Sığ su nedir? Hocam draftımızın 3'te 2'sinden az olan sular sığ su mu oluyordu? Sığ su nedir sizce? Ya yorumları aldım arkadaşlar. Güzel. Çok güzel. Bir oranı var bunun da. Draftımızın bir oranı da olan derinlik sığ su sayılıyordu gemi için. Hocam 10 metrenin aşağısı sığ su değil miydi? Geminin... Başka, başka. Yorum yapın. Yorum yapın, en azından kafamızda kalsın bir şeyler. Başka? Derin olmayan sular mıydı hocam? Evet, yani ama derin olmayan su kavramı çok göreceli bir kavram. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Aslında hepimiz göreceli bir şeylerden bahsediyoruz. Diyorsun ki draftımızın işte %25'inden az olacak. İşte 10 metrenin altında olacak. Ya bu kavramlar hep göreceli. Dikkat ediyor musunuz? Ben görecelikten bahsetmiyorum. Biz 3 metrelik bir draftı olan bir teknenin sığ suyu nedir mesela? Çok göreceli bir kavramdır. Hocam, geçen arkadaşlar... Ne? Hocam seyri mesela seyre devam etmekte zorlanacağız olarak da söyleyeyim. Çok güzel, çok güzel. Ya güzel, güzel söylüyorsun. Kesinlikle çok güzel bir anlatım. Yani seyirde zorluk çekebileceğimiz, ehliyetimizin düzeltemeyeceğimiz yerler şeklinde. Arkadaşlar şu ses geliyor. Bir kapatabilir misiniz kendi sesinizi? Şimdi şu kavramı bir tartışalım. Çünkü çok önemli diye ben düşünüyorum. Ben geçen Facebook'ta bir şeyi takip ediyorum. Yelkenciler diye bir şey var, grup var. O grupta da birisi yazmış. Gerçekten bilmediği için yazmış. Ben onu şey yapıyorum. Herkes denizci değil arkadaşlar. Ben de sadece takip ediyorum o grubu. Yorumları da görüyorum orada. Demiş ki, ya sığ su derinliği nedir diye bir soru sormuş ortaya. Herkes bir şey demiş, tamam mı? Sığ su şudur, budur, şudur, budur. Herkes bir yorum yapmış. Sığ su kavramını gerçekten hepimiz aslında bilmiyoruz. Hani yani bunu hani gerçekten bilmek gerekiyor aslında sığ su kavramını, ne olduğunu. Ben hep şunu söylüyorum. Daha önceki öğrencilerime ne dedim? Ben shallow kısmını geldiğim zaman, shallow kontürü, ben ne yapmalıyım kısmına geldiğimiz zaman bir kere kendi statik arkadaşlar. Statik draft'ın çok önemli burada. Statik draft nedir? Senin hareketsiz bir biçimde kaldığın draft'a ben statik draft diyorum. Yani hareketsiz bir şekilde kaldığın. Yani ben buradan ne anlıyorum? İşte benim draft'ım 8 metre ise 8 metredeki 8 metrenin altındaki bütün derinlikler benim için sığ sudur. Neden? Statik olarak kaldığım için. Bakın hareket halinde kullanmıyorum. Bakın statik olarak 8 metrenin altında kalan bütün sular benim için shallow'dur. Değil mi? Sığ sudur. Hep bunu öğretiyorum. Nedeni senin sığ su kavramın senin draftına göre her zaman değişiklik gösterir. Ben yükleme yaptım. 8 metre draftla kalktım limandan. Benim için 8 metre sığ sudur. 8 metrenin altındaki her yer sığ sudur. Ben gittim, yükümü tahliye ettim, 5 metre drafta düştüm. 8 metreden 5 metreye düştüm. Hala senin sığ suyun 8 metre midir? Size soruyorum. Sığ su nedir? 5 metredir arkadaşlar. Bak 5 metre senin sığ suyundur. O zaman şu aklımıza takılıyor. Hocam biz her seyirden önce draft'ı alıp bu shallow kontürü, depth kontürü yani safety kontürü değiştirecek miyiz? Evet değiştireceğiz. Arkadaşlar bizim şu 4 tane safety kontürü, safety depth, shallow kontürü, deep kontürü var ya 4'ü, 4 dörtlü kesinlikle her seferde değişmesi gerekiyor. Ha hocam ya ben kalktım limandan. İşte su harcadım, yakıt harcadım. Diğer limana gidiyorum. Ben 8 metreyle kalktım. Bir hesapladık 7,5 metre olmuş. Ben bunu değiştirecek miyim? Hayır. O kalkış, o sefer boyunca 10 günlük seferim var. Ali Ağa Limanı'ndan kalktın. İspanya'nın Tarragona Limanı'na gidiyorsun. Orada 8 metre kalktıysan Ali Ağa'dan 8 metre olarak algıla.
o küçücük değişiklikler çok önemli değil. Ama senin draftında 3 metre bir değişiklik varsa ki tahliye limanında bunu hissediyorsan sen ne yapacaksın? Bunu değiştireceksin. Gidip de yarım santim, 30 santim olayı değil arkadaşlar. Bu metre olarak ciddi anlamda bir değişiklik varsa değiştireceksin. O zaman benim draftıma göre Shallow Contour'u belirledim. Peki safety... Söyle, konuş. Bu geminin hızına göre draft düşmesi olabiliyor bu sürtünmeden kaynaklı. Bunu yük stabilite dersinde görmüştük sanırım. Hızı artınca geminin draftı azalabiliyor. Yani biraz daha yükselebiliyor gemi. Bu da bu küçük değişikliklerden mi sayılır? Yoksa işlememiz gerekir mi? Hayır. Şimdi oraya geliyorum. Shallow Contour'u bir kere tanımladık. Bakın Shallow Contour'u kapatalım. Shallow Contour neymiş? Senin statik draftın, durağan draftın. Bak dinamik draft var, bir de statik draft var. Ben statik draftı her zaman durağan halde. Sen demirdeyken, senin demirdeyken, rıhtıma yanaşırken draftın nedir? Statiktir. Yani kolay kolay değişmez. Anca yük alırsan değişir. İşte yük boşaltırsan değişir, değil mi? Mantık buradan ilerleyin. Statik draft'ı biz shallow kontrol olarak bir kere almalıyız arkadaşlar. Benim size naçizane tavsiyem, shallow kontrol yazarken benim maksimum draft'ım ne? 8 metre. 8 metreyi ben bir kere buraya yapıştırmalıyım. Safety kontrole geliyoruz arkadaşlar ve safety depth'e geliyoruz. Bu ikisi genelde aynı rakamsal değerlerde oluyor. Bunu unutmayın. Ben mesela safety kontrolü 10 metre yapıyorsam safety depth'i de genelde 10 metre yapmak gerekiyor. Aralar yani farklı olması mantıklı değil. Şimdi safety kontur arkadaşlar, kontürden gidiyoruz. Kontür renksel bakıyoruz çünkü haritada. Safety kontrolü belirlerken de şunlar önemli. Senin dediğin, hani bahsediyorsun ya, geminin hızıyla beraber İşte sürtünmesi, bank etkisi, o etkisi, bu etkisi kim bir kere hızla orantılı olarak çökecek, değil mi? Biz buna ne diyoruz? Squat diyoruz. Biz bu terimi kullanırken squat terimini kullanıyoruz. İşte geminin hızının karesiyle ters orantılı bir şekilde geminin draftı artar, değil mi? Yani sen yol verdikçe gemi daha çok batacaktır. Bu mantık vardı. Şimdi biz safety kontürü belirlerken işte squat etkisini bizim maksimum draftına topluyoruz. Şirketin kendi bir payı vardır. Der ki şirket sığ sularda, yani limanlara yaklaşımlarda veya dar kanallarda ben %10 ya da %20 neyse şirket payı etkiliyorum. Yani %20 ne demek? Draftın %20'si anlamını taşıyor. Drafta %20 İşte koy diyor. Atıyorum 10 metre draftım var. %20'sine 2 metre. 12 metre oldu. Sonra diyor ki buna diyor squat etki ediyor. Squat neydi? Squat'ta hızın karesiyle ters orantılı bir şekilde artar demiştik, değil mi? Ne yapıyorduk? Squat'ı hesapladın. 1,5 metrede squat çıktı. Ne oldu? 12, 13,5 metre. Senin safety kontürün 13,5 metre olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın hesaplamayı yaparken neyi yaptım ben? Bir kere squat'ı koydum. Şirket politikasındaki ekstra neyi koymam gerektiğini koydum. Şirketin politikası değişebilir arkadaşlar. Der ki %20 koy, %10 koy. Ne koyuyorsan koy. Orada ama şirketin politikasına göre davranman gerekiyor. Koyduk. Toplamı bizim safety kontür oldu arkadaşlar. Safety depth ve safety kontürü. Ben buna göre hesaplıyorum. Yani benim emniyetli bir şekilde girebileceğim yerler. Bakın deep kontürden bahsetmiyorum. Safety kontürden bahsediyorum. Yani benim sığ sularda, yani sığ su kavramına yakın olan yerlerdeki emniyetli bir gideceğim, maksimum hızda gideceğim yerler benim bu diye işaret edin. Yerler safety kontür oluyor. Shallow kontüre hiç girmememiz gerekiyor arkadaşlar. Üzerimizde yol varken shallow kontür dediğimiz sığ suya, yani ben kesinlikle orada karaya otururum anlamını taşıyor. Oraya ben kesinlikle girmemem gereken yerler. Shallow kontürü bir kere seyir için ben ne yapıyorum? Atıyorum. Hiç oralara girmemem gerekiyor. Safety kontür
benim buralarda emniyetli bir şekilde limana yanaşmalar, limandan kalkış, işte dar kanallar, değil mi? Ben buralardan geçiş yapabileceğim yerler anlamına gelen neler? Haritadaki bölgeler. Anladık herhalde bu kısmı. Dip kontürde arkadaşlar, dip kontürde biz ne olarak biliyoruz? Daha ya derin sular. Mesela dip kontürü ben burada ne belirleyebilirim? Mesela sen dedin ki safety kontür hocam 10 metre belirledik. Benim draftım kurtarıyor. İşte squat'ım, şirket politikası her şeyle beraber safety kontürü kurtarıyor 10 metre. Tamam, okey. Dip kontürü belirlerken de sen bunun üzerindeki emniyetli bir şekilde gidebileceğin yerler. Yani 15 metrenin üzeri diyebilirsin. 20 metre diyebilirsin. Beyaz olacak bölgeleri belirliyorsun. Yani bu şekilde bir belirleme yapılabiliyor. Peki bu safety alarmların içerisinde safety parametrelerde bunu nasıl ayarlıyoruz? Ben bunu atıyorum 10 metre belirledim. Değil mi? Gördüğünüz gibi belirleyebilirim. Şu ikisinin yeri farklı arkadaşlar. Shallow kontür ile deep kontürü farklı bir yerden ayarlıyorum. Charts'tan ayarlıyorum. Charts olması lazım arkadaşlar. Evet, şurada şu ikisini de buradan ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi shallow kontür burada 2 metre. Ben bunu artırabilirim. 6 metreye çıkartırım. Deep kontürü 20 metre diyebilirim. Gördünüz mü? Ayarlayabiliyorum yani ben buradan. Bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Biz bakın gördünüz mü, değişti. Shallow kontür 6 oldu. Deep kontür 20 oldu. Değiştirdiğimi aynı yerden değil, farklı menülerden chart'tan ayarlıyorum ötekini de. Shallow'la deep chart'tan. Bunu da monitoring kısmındaki safety alarmlardan ayırladım. Örnek. Bununla alakalı sorunuz var mı? Güzel bir konu. Çünkü önemli bir konu. Buradaki en önemli özellik, ben bunu bir kere ayarlarım, bir daha da ellemem değil arkadaşlar. Bunu yapmıyoruz. Ben bunu ayarladığım zaman draftım değişirse bu değerlerin alayı değişiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Peki hocam, standart sefer yapıyorsak, yani hep aynı rota üzerinde aynı yükle sefer yapıyorsak? Aynı yükle sefer yapıyorsun. Mutlaka tahliye yapman gerekiyor. Draftın değişmeyecek mi? Hiç mi değişmeyecek? Ya bir metre daha değişmeyecek mi? Mesela ya, yaptığımızda boş dönüyoruz misal geri. O zaman yine değiştirmemiz gerekir mi? Tabii değiştirmen lazım. Yani çünkü bunun amacı zaten o. Senin hani haritadaki görselliğin, yani şuradaki görselliğini değiştireceksin. Ben mesela buraya shallow kontrol 6 metre yaptım. Şuralar mesela hepsi girdi. Ben mesela şu shallow'u ya da şunları değiştirelim. Bakın 5 metreye ayarlayayım. Bakın yerleri değişiyor. Görüyor musunuz? Yani renksel bir farklılık oluşacak. Bakın ayarlayayım. Şunu 3 metreye indireyim. Şuradan da bakın chart'tan da şeyi ayarlayalım. Shallow'u. Yani şuradaki arkadaşlar bir, yani bu ben şeyde çok rahat göremiyorum ama bunda. Yani şuradaki değerler değişiyor. Mesela gördünüz mü? Hani ben mesela safety kontrolü 12 metre yaptım. Buralar 12 metreye kadar geldi. Şu kısımlar. Yani bu şekilde değiştirilebiliyor arkadaşlar. Yani öyle bir şey ki hani şuradaki derinlikler atıyorum 12 metreye kadar geldi. Görüyor musunuz? 12 metrenin altındaki yere doğru giriyoruz şu anda mesela. Öyle düşünün. Yani bu hani şuradaki derinlikleri değiştiriyoruz biz. Şu görseli değiştiriyoruz bu şekilde. Yani sen eğer diyorsan hani ben değiştirmeyeyim, hep aynı şekilde kalır. Bu da çok mantıklı değil arkadaşlar. Aynı şekilde kalmaması gerekir bizim için. Gördünüz mü? Mesela şurada değişti. Yani buradaki görseli değiştirmiş oluyorsun sen. Biz normalde kağıt haritada bunu yapabiliyor muyduk? Yapamıyorduk. Ama burada yapabiliyorsun işte. Şuradan yapıyorsun onları da. Ben burada normalde arkadaşlar şu shallow kontrol ayarladığın zaman 3 tane renk çıkması lazım ama burada onu göremedim. Bir dakika.
En güzel buradan gözüküyor. Bir dakika bakalım. Yani sırayla şöyle ayarlayalım. Mesela ben safety kontrolü 6 metre yaptığım zaman 4 metre. Bakın gördünüz mü? 4 metrenin altını ne yaptı? Hemen indirdi. Şuralar hep 4 metrenin altına indi arkadaşlar. Şu shallow kontrolü de ayarlayalım. Mesela 2 metrenin altını daha farklı bir renkte göstermesi lazım. 3 metrenin altını. Gösteriyor mu? Ona bir bakalım. İşte ben burada bunu çok net göremiyorum arkadaşlar. Aslında burada farklı bir renk daha gözükmesi lazım. Bu demoda ben bunu göremiyorum. Mesela diyor ki şu atıyorum şunu 4 metreye indirelim. Ben burada shallow kontrol ile safety kontrol arasındaki renk farklılığını da görebiliyorum. Hani birisi daha koyu mavi oluyor. Daha koyu mavi olanlar daha sığ, işte shallow kontrol bölgesi oluyor. Şu maviler girebilirsin ama shallow kontrolün içine giremiyorsun. Şu kısmı safety depth oluyor. Yani diyorsun ki emniyetli alanın dışında bir yer. Ben buraya üzerimde hız varsa kesinlikle karaya otururum şeklinde bakıyorsun buralara. Yani bu şekilde bir görsellik var. Ben mesela safety kontrolü arttırayım bakın. Değişti mi? Takip edin bir ekranda. Bakın değişiyor. Mesela evet, bunu 7 metre yaptım. Bakalım. Bakın gördünüz mü? 7 metrenin altındaki yerleri benim girilmeyecek alanlarım olarak oluşturdu. Hani ben diyorum ki işte ben üzerimde yol varken bu alanlara girersem karaya otururum anlamını taşıyor. Anladık mı burada? O yüzden hani bunları belirtmek gerekiyor. Acil bir durumda yani bu alanların belli olması bizim için çok önemli. Ama dediğim gibi bu shallow'u düzgün göstermiyor arkadaşlar. Onu da buralardaki bir alarmdan falan mı yapılıyor? Ona bir bakmak lazım. Normalde burada şeyleri hani 3 renk şeklinde oluyor burada. Yani şuralarda da renk tonları değişiyor. Bir kere shallow kontur 3, safety kontur 7. Shallow bunun daha da altındaki yer. Yani ben bu safety kontrolün içerisinde stop etsem oturmuyorum. Ama shallow'un içerisine girdiğim zaman oturuyorum. Hatırlıyorsanız shallow'u o şekilde tanımlamıştık. Statik draft'ın altındaki draftlar olmaya başlıyor. Safety kontur 7 ile 3 mesela 4 metrelik fark var. Bu 4 metrelik farkta karaya oturmuyorsun sen. Acil bir durumda demir atabilirsin. İşte orada gemiyi durdurmak bizim için önemli. Anladık değil mi o kısmı? Yani mantık o mantık. Şu shallow kontrolün ayarını bulabilirsek güzel olacak. Geçen sene ayarlamıştım ama bu sene göremedim arkadaşlar. Çarşıdan bakalım. Değişikliği göremiyorum ben burada. Yani şu değişikliği görmem lazım arkadaşlar. Çift renki görmem lazım. Benim derdim o. Şurada mesela
Hiçbir değişiklik olmuyor. Şu değişse diyeceğiz ki evet. Bakalım mı? Yok. Olmadı. İlginç ya. Şuralardaki ayarlardan herhalde ama. Arkadaşlar. Evet. Bir şey oldu. Gördünüz mü? Farklılık oldu. Bak renk farklılığı oldu. Evet. Şu anda 3 renk oldu diye. 4 renk oldu. Evet. Çok güzel. İşte benim göstermek istediğim bu. Evet arkadaşlar. Şuna bakın. Şimdi bak beyaz var. Beyaz 20 metrenin üzerindeki yerler. Şuraya bakın. Dip kontur beyazlar. Safety kontürler 7 metre. 7 metre ile 20 metre arasında gri renk aldı. Bakın. Şuralar 7 metrenin üzerindeki ve beyaza kadar ne arkadaşlar? 20 metreye kadar gri. 7 metre ile shallow water yani 4 metre arasındaki yerler açık mavi. Koyu mavi de 4 metrenin altında. Bakın şunu değiştirelim. 3'e indirelim. Daha düşük bırakalım diyelim. Bakın gördün mü? 0 yaptım her taraf aynı oldu. Bakın evet 1 metrenin altı. Gördünüz mü arkadaşlar farklılığı? Evet hocam. Bakın şu paper chart'a getirin pointslere. Arias'ta Sembozait olsun. Plane'de yapıyor mu? Bakalım. Yapıyor. Fark etmiyor. Şu ENC'den pointleri paper chart olarak ayarlayın. Şunları da genelde açın arkadaşlar. Şu bölgeler hep açık kalsın. Bakın benim anlatmak istediğim şu. Şimdi ben bunu şuraya 2 metre yapalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ya da şuraya geminin 5 metre olduğunu düşünelim. Shallow kontürün 5 metre. 20 metre. Şuradan monitoring'den belirgin olsun istiyorum. Şunu 6 metre yaptım. O daha böyle belirgin oldu. Şunu 3 metre indirelim. 4 metre. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum. Shallow contour 4. Benim statik draft'ım 4. Örneğin. Duran draft'ım 4. Ben şu alana girdiğim anda şuraları arkadaşlar. Şu çakıl çukulun içeri değil arkadaşlar. Şu daha koyu renkli olan bölgeye girdiğim zaman kesinlikle kareye oturuyorum. Bunda hemfikir miyiz? 4 metrenin altındaki bölgeler koyu renkli oldu. 10 metre bakın 4 ile 10 metre arasını şu arayı görüyor musunuz? Şurası şu çizgi 4 metre oluyor. Şu. Şurası da 10 metre çizgisi. 10 metre arasındaki yere ben süratle tam yol gidersem kareye otururum. Üzerimde sürat olmazsa şu arada kareye oturmayayım. Oturmam. Değil mi? Çünkü 6 metrelik mesafe var şu arada. Anladık mı arkadaşlar? Farkı söylüyorum bakın. 4 metre şu koyu mavide kareye otururum kesin. Statik olarak da yani hiç üzerimde yol yoksa kareye otururum. Şu arada 10 metre ile 4 metre arasında üzerimde yol yoksa kareye oturur muyum? Oturmam. Neden? 10 ile 4 arasında zaten 4 minimum. Şurayla şurası arasından bahsediyorum. Böyle daha açık mavi. Şurada arkadaşlar 10 metrenin üstündeki şu kısım gri kısımda oturmam. Üzerimde yol da olsa oturmam. Maksimum çünkü hesapladım hızımı. Hocam üzerimizde yollarken zaten gemi yükselmiyor mu? Olur mu canım? Draftımız azalmıyor mu? Hayır. Gemi daha çok batar. Squat hızla beraber daha çok batırır gemiyi. Bunu biz tersine görmüştük sanki. Bir derste hocam şey demişlerdi de ilk kalkışımızda
gemi biraz batar. O Atlantik'e attıktan sonra da yükselmeye başlar diyor. İşte burnu. Hayır 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 hayır. Yanlış öğrenmişsin. Sil onu. Kafandan sil. Öyle bir şey yok. Yol arttıkça, hız arttıkça daha çok batarsın. Bu her yerde aynıdır. İstersen kalkışta olsun, istersen bilmem nerede olsun hiç fark etmez. Hız arkadaşlar senin draftını arttırır, gemiyi batırır. Tekneye binin arkadaşlar, yol verdikçe su yukarıya doğru şey yapacaktır, yaklaşacaktır. Yani senin güvert hizasına doğru yaklaşacaktır. Buradan anlayabilirsin. Yani hızla beraber draftın artar. Bakın kesinlikle, bak yanlış biliyorsun. Aman diyeyim ha, bunu sil evet, kafadan. Hocam, bir saattir onu düşünüyorum. Hani şimdi Hayır. Yaklaşırken bak, zaten diyorum hani üstümüzde gidiyor, yok. Gemi gidiyor. Yükselecek. Bak sığ suya girdiğin zaman hızını düş diyor. Sığ suya girdiğini anladığın zaman hızını düşeceksin. Hız can alır. Tamam mı? Yani buradaki mantık bu. Sığ suda yani batma artar. Yani sen daha çok batarsın. Daha çok ne yaparsın? Draftını artır. Karaya oturma riskin artar. Aman diyeyim ha. Aman. Şuralarda arkadaşlar dediğim gibi üzerimizde yol varsa karaya oturursun şu kısımda. Yol yoksa koyu maviye kadar herhangi bir sıkıntı olmayan yer. Şu gri beyazla daha çok çalan yerlerden seyir yapabiliyoruz. Tam yol gidebiliyoruz. Şu alanlarda rahat rahat geçiş yapabiliyorsun. Şu beyaz olan yerler dip zaten. Hiçbir şey olmaz. İstediğin gibi abanabilirsin burada. Tamam. Yani buradaki mantık bu arkadaşlar. 4 tane bakın renk var. 1, 2, 3 ve 4. Beyazla beraber. Bu 4 renk safety, shallow contour en koyu renkli olan 4 metrenin altında. Safety contour 10 metre. Şu şey arasındaki kontur diyoruz. Arkadaşlar konturlar renk demek. Renk kodları anlamını taşıyor. Şu shallow kontur. Şu safety kontur. Burası safety depth dediğimiz ya da işte bizim arkadaşlar şu ya aslında çizgiye göre belirlesek daha güzel. Yani şu koyu renkli olan kısımlar shallow, yani tamamen shallow olan kısımlar, yani kesinlikle girmesi yasak. Şuralar shallow'la safety kontur arasındaki aralık. Şurası safety kontur'la dip kontur arasındaki aralık. Şu beyaza kadar olan yer. Burası da ne oluyor? Dip kontur oluyor. Yani şu aralık kaç metre arasında olacak? Şu çizgiyle bu çizgi arasında, beyaz arasında ne olacak arkadaşlar? Kaç metrelik bir fark var? Beyazla 10 metre hocam. 10 metre, evet aynen öyle. Yani 20 metre ile 10 metre arasındaki şeyler. Bakın şu aralıklarda yine sığ yerler var. Şurada gördüğünüz gibi. Buralara girmiyoruz. Gördüğünüz gibi şurası shallow, şurası deep ile shallow arasındaki yer, şeyde safety kontrol ile shallow kontrol arasındaki yerler. Gördünüz mü? Hani sadece kıyıya yakın yerlerde olmuyor. Buralarda da oluyor. Evet. Anladık mı arkadaşlar? Çok önemli bir konuydu bu. Yani eklisinin kullanımını neredeyse çözdünüz yani şunu anlayarak. Anladım hocam. Ya şu şeyi de attım kafamdan, değişik bir şey oldu şu anda. Oldu değil mi? Evet, bunları ayarlamanın nasıl bir şey olduğunu anladınız. Ayarlarken nelere bakacağınızı gördünüz. Bakın ben direkt ne yaptım? Renklerin kodlarına baktım. Çünkü renkleri göremezseniz bu çok efektif kullanabileceğiniz bir eklis olmaz. Ben buradaki 4 rengi görmem gerekiyor arkadaşlar. Koyu mavi, hocam, peki, açık mavi. Her cihazda gördüğümüz arayüz aynı mı yani? Şu an bunu aynı. Arkadaşlar aynı, şöyle menüler farklı olabilir. Ona bir şey demiyorum. Çünkü 50 tane farklı eklis var. Normalde bu şunları arkadaşlar, şu 3 tane rengi her gemide aynı görürsünüz. Şuraya bakın.
Hani bu şekilde göreceksiniz. Ben farklı farklı neredeyse 10 tane eklise çalıştım bugüne kadar. Hepsinde şunları ayarlayabiliyorduk. Peki hocam, mesela ben arayüzden bahsediyorum. Atıyorum şurada işte sistem information'la ilgili bir veriye bakacağım ben ya da işte bir ayar yapacağım. Hani tamam. Burada gördüğümüz arayüzler benzer olur mu? Yoksa ben onu başka bir cihaz kullanırken bir saat aramakla uğraşır mıyım? Ama bak şunu yapıyoruz biz. Anladım senin dediğini. Her cihazdaki menüler farklı yerlerde ve farklı adlandırmalarla geçecektir. Mesela şu voice planner ya şu. Mesela voice planner yazıyor şurada. Değil mi? Evet. Altta Maps'in yanında. Bu mesela root planner diye geçiyor. Başka ekliste. İşte başka bilgisayarlar, başka ekliste farklı isimlendirmeler alabiliyor. Atıyorum sen monitoring'den bu safety control, safety depth ayarlıyorsun. Başka bir cihazda Charles'tan ya da Maps'tan ayarlıyorsun. Yani bunlar öyle bir şey ki işte ne diyorlar? Bir tane temel ek listemiz var diyor. Temel ek liste ek listenin ne olduğunu, cihaz üzerindeki işte bu imgelerin ne anlamı geldiğini, rota çizmelerinin nasıl yapıldığını, en azından hani temel bilgilerin alınması isteniyor. Benim aslında verdiğim size temel ek list dersi. Cihazı ezberlemeyin arkadaşlar. Sadece aa bu neymiş demeyin diye söylüyorum. Mesela safety control artık kafanızda oluşması lazım. Ben safety control dediğim zaman ulan emniyetli alanın renk işareti şeklinde düşüneceksin. Diyorsun ki ne vardı? 4 tane vardı. Shallow control, safety control, safety depth bak farklı ve neydi? Deep control vardı. Değil mi? Shallow control hoca demişti ki static draft demişti. Duran draft. Üzerimizde hız yok. Shallow control'u buna göre ayarlıyorum. Safety control'u neye göre ayarlıyorum? İşte üzerimde tam yol hız varken benim draft'ım maksimum kaç metre olur? Ona göre ben bu safety control'u ve safety depth'i aynı işaretli bulunduruyorum. Tamam, çok güzel. Aynı metre olarak. Deep control'u da gerçekten senin rahat rahat hiç kafanı bulandırmayacak şekilde işte safety control'un 1,5 kat olabilir, 2 kat olabilir. Bunları kendiniz kaptanla belirleyebilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Bunları oturtturduğun zaman sen bu menü nerede olursa olsun, target'ın içinde de olsa, logbook'un içinde de olsa bunları ayarlamak kolay. İki kere yaptığını zaten ezberliyorsun. Hani ben bunu ezberleyeyim diye demiyorum. Bunları sadece neyin ne işe yaradığını öğrenin arkadaşlar. Mesela burada safety frame'ler ne işe yarıyor? Gördük görselde safety frame'in başka yerde olabilir arkadaşlar bu menü. Ama ne işe yaradığını bunu bilmek benim için çok önemli. Tamam mı? Anladık herhalde değil mi? Yani her cihaz da aynı yerde olmayabilir. Var mı arkadaşlar başka? Şimdi şurayı bitirelim. Haftaya çünkü bu konu çok önemliydi. Başka konularla böyle şey yapalım olayına alınmayacak bir konu. Bu safety parametreleri ayarlamayı öğrendik. Burada da araya alertler var. Yani buralarda alarm ver diyorsun. Mesela trafik separasyon hattına girersen alarm ver. Deep water route'a girersen alarm ver. İşte denizaltı transit yollarındaysa, pipeline varsa, spoil yani atık bir yer varsa, trafik, bunları kendi ayarlayabiliyorsun. Ama ne kadar çok ayarlarsan arkadaşlar, mesela ISRA'ya gerek var mı? Yani burada atıyorum kapalı bir yerdesin, buzla alakalı bir şeye gerek var mı? Yok. İşte ya bu senin ne kadar çok fazla açarsan o kadar aslında benim için çok meşguliyet yapabilecek ayarlar. Kendine göre böyle önemli gördüğün şeyleri açmakta fayda var. Tamam mı? Mesela anchor prohibited, demir atacaksın, bunu aç. Yani eğer böyle bir şey varsa burada sana diyecek ki demir atma. Yani demir atılacak yer değil şeklinde bir uyarı verecek. İşte balıkçılıkla balıkçılığın yasakladığı bölgeler buradan veriyorsun. Restricted areas'lar. Yani bunların alarmlarını sen açabilirsin. Additional'da da yine bunlara ekstradan yerler var.
Mesela söyleyelim. International Marine Boundary, yani böyle diyorlar ya, uluslararası denizcilik alanları var. Böyle kıta sahanlığı vesaire. Svetarya değişim arayaları, Nature Reserve, doğal rezervlerin bulunduğu yerler. Yani deniz altındaki doğal rezervler, doğal kaynakların. Territory Sea Base, temel işte deniz alanları, iç denizlerdeki. Bakın ekonomik zonlar, yine harbor limit var, survey yapılmamış bölgeler var, karantina anchorage, mesela burası hastalık oldu gemide, buraya demir atın, orada bekleyin şeklinde, explosive, işte patlayıcı maddelerin denize atıldığı yerler gibi alarmlar kurulabilir. Bunları gemi kaptanıyla beraber ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Navigation alarmda ne var? İşte burada da arkadaşlar primary ve secondary difference dediği bir şey var arkadaşlar. Burada primary senin neydi? GPS'ten alıyorsun. Belki secondary none. Bunu ayarlamamışız. Şu ikisi arasındaki fark, atıyorum 1 milden fazlaysa alarm ver diyorsun. Örnek. Gördünüz mü? Arasındaki fark 1 milden fazlaysa alarm ver. Gördünüz mü? Şurada alarm olarak çıkacaktır. Secondary'yi ayarlayacağız. Haftaya ayarlayacağız onu. Anchor watch, demir attın. Mesela salma dairen ne olsun? 100 metre. Değil mi? Bakın buradan ayarlayabilirsin kendinde. İşte stern kıştan da 100 metre. Ayarlanabilir. Bunların alarmlarını da ne yapıyoruz arkadaşlar? Bow ve stern alarmı olarak kurabiliyoruz. Hocam bu değerler baş ve kışta ikisi de 100 metre olmaz değil mi? Yok yok. Ya ben bunu kafama göre yaptım ya. Senin kaç mesela 7 kilit attın değil mi? Geminin boyunu hesaplayacaksın, şeyi hesaplayacaksın. Yani ben burada öylesine yaptım. Tamam mı? Ama şu önemli. Primary secondary difference dediği birinci mevki yöntemiyle ikinci mevki yöntemi arasındaki mesafe farkı. Örneğin GPS'ten aldığın mevki ile DGPS'ten aldın ya da DR'dan aldın değil mi? Loran C'den aldığın mevki arasındaki fark çok fazlaysa bir anormallik var demektir. Sen ne yapıyorsun? Mevki kontrolüne başlıyorsun böyle bir durumda. Tamam mıdır arkadaşlar? Anladık herhalde. Bu kısmı anladık mı? Şurada sorunuz var mı? Hocam bir şey soruyorum. Spirasyon çizgisini geçtiğim zaman ektis bizi uyurabiliyor mu diyor? Vallahi ya, yaklaşınca veriyor. Şu ortaya falan yaklaştığınız zaman separasyon hattı işte tam aradasınız falan, şuralarda veriyor arkadaşlar. Yapalım mı? Bir deneyelim isterseniz. Olabilir. Yani ben diğer şöyle yapalım. Dümeni alalım. İskeleye kırayım. Diğer hatta geçişi veriyor bilmiyorum ama separasyondan çıkınca veriyordu. Bakalım alarm olarak gelecek mi? Ama dönüş yaparken falan yani vermeyebilir. Separasyon hattına girerken veriyor örneğin. Yani separasyon bölgesinde olduğunuzu gösteriyor. Bakalım. Şöyle tam yola da geçelim. Hızlı dönsün. Bir taraftan da alarma, gözünüz alarmda olsun. Şu chart yazan var ya bak. Yanıp yanıp sonra bir şey var. Bakalım verecek mi? Şöyle paylara girelim. Ters separasyondan gidelim.
Yani buradan bakıyoruz arkadaşlar alarmına. Ters separasyon da vermedi. Şu yanda bir şeyler yanıp sönüyor ama hocam. Yok. İşte recommendation traffic lane dediği 005'te vermiş. Şu anda bilmiyorum saati kaç alıyor. Yani burada aslında vermesi gerekir mi? Ya yani vermeyebilir ama mesela separasyonun dışına çıktığın zaman verebilir arkadaşlar. Çünkü bakın burada traffic separation zone demiş. Yani bunun belki ayarını da yapmış mıyız bilmiyorum ki. Onlara da bakmak lazım. Navigation alarmı safety'den şuraya bakalım. Traffic separation zone. SS Crossing. Road Bound. Bakalım bunlar belki caution arıyor. Abi caution arıyor olarak verdi. Gördünüz mü? Açınca verdi. Başka bir şey var mı buralarda? Yani ters separasyonun içine girdik. Yani vermeyebilir arkadaşlar. Traffic separation schema crossing. Mesela gitsin bakalım. Traffic separation dışına çıksın. Görelim. Evde deneyin arkadaşlar bunları ya. Yani ama bütün alarmların açık olduğunu görmeniz lazım. Orada gidip de alarmı açmadan denemeyin. Yani bu trafik separasyon hattının ters yönündesiniz. Onu direkt otomatik verir mi bilmiyorum ama yani şey trafik separasyonun hattına girdiğinizde veriyor. Onu biliyorum. Çıkarken de çıkışla alakalı bir şey yok. Sadece trafik separasyon zone diye bir şey var. Yani onu verir. Herhalde çıkışta da vereceğini düşünmüyorum. Şuradaki alarmları görmüyorum çünkü. Bir çıksın bakalım görelim. Herkes edindi mi bu demoyu? Herkeste var mı arkadaşlar? Atmıştınız zaten hocam gruplara falan yayıldı. Vardır muhtemelen artık herkes. Vardır. Yani güzel bir program arkadaşlar. Şu programı parayla satın alamazsınız onu söyleyeyim. Yani çok pahalıdır. Zaten vermiyorlar. Ben buradaki Transas'la irtibattayım. Arkadaşlarımız oluyor. Dedim ki bana bir tane güzel bir program ayarlayın. Demo çok efektif bir demo değil. Hani daha güzel bir şey var mı diye eğitim amaçlı kullanacağım dedim bilgisayarda. Yok vermiyorlar dedi. İstedik dedi. Mailleri de attı bana. Vermemişler arkadaşlar. Bunu nasıl yükledik? Güzel yani. Vermedi arkadaşlar. Çıkışta da vermedi. Ama girişte girişe bakalım. Tekrar girelim. Şöyle sancağı basalım bakalım. Tabii bunları bir de şey yapmak lazım. Şöyle okeylemeden bakalım. Bir de hocam bu harita şu an raster chart değil mi? Şu andaki mi? Evet. Hayır vektörel bu ya. Ha vektörel pardon. Vektörel olmasa var ya sen bunu böyle göremezsin. Hani renk değiştiremeyiz yani öyle renk değiştirme falan olmuyor şeyde raster'da. Raster'da hiç şey gerçek haritanın üzerinde oynama yapamıyorsun. Gerçek haritayı taratmışlar koymuşlar. Hani ben burada mesela gidip de şu renk kodlarını ayarlayamazdım yani. O paper modda olduğu için böyle veriyor. Modla raster chart'ı karıştırmayalım. Tamam mı? O mod türü yani onu seçmeden şunları verdirmedi çünkü. Bakalım separasyon hattına gireceğim. Alarm verecek mi? Onu test ediyorum. Bak gördünüz mü? Traffic Separation Zone diye alarm geldi.
Yani girişte veriyor arkadaşlar. Çıkışta vermiyor ama yani öyle bir ayar yok. Bir de bakın crossover ground'da heading'i görüyor musunuz? Bakın şu heading. Hemen onu değiştirelim isterseniz bakalım. Mesela heading'i kapatayım. Gördünüz mü heading? Crossover ground da bu. Anladık mı bunu? Bakın crossover ground dönüşü daha geç oluyor. Heading daha önde gidiyor şu anda. Evet, yani bu şekilde. Mesela ben şu şamanların üzerine gitsem ne olur? Ya bunları da test edin arkadaşlar. Mesela şamanların üzerine doğru gidelim. Bakalım hangi alarm verecek. Ya da bir sığlığa doğru gidin. Safety hocam kont- test ederken gemi karaya oturdu deyip programı hata vermesin. Yok yok, vermez. Vermez. Tekrar başlatın ya. Yani kapatın, tekrar başlatın. Bir şey olmaz. Ama bu safety alarmları ayarlayayım bence. Yani onların alarmlarının değerlerini de görmek lazım. Hani sen işte direkt bir karaya doğru gidiyorsan bu safety alarm, işte shallow control alarmları veriyor mu? Yani onları görmek bizim için çok güzel olur. Tabii bir çalışırken kendisi gitsin, karaya otursun. Alarmları birebir görmek değil, burada zaten görüyorsun. Şuradan bakarak görebilirsin. Hangi alarmlar gelmiş. Değil mi? Yani neyse arkadaşlar, çok önemli değil. Bakarsınız. Bu şekilde ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Evet. Tamam mıdır? Şimdi şurada hani senin sorduğun soruya gelelim. ENC'deyiz arkadaşlar zaten. ENC olduğu zaman bizim burası vektörel chart olduğunu biz biliyoruz. Şurada bakın ayrılabiliyor. Base, standard mod, custom mod. Mesela her şey gözüksün dediğiniz bunlar. Buradaki hani biz bunları normalde ENC olmasa ayarlayamıyoruz arkadaşlar. Hani şu display kısmı böyle düşündüğünüz gibi olmuyor. All depth contour gözüksün. Bakın şunu işaretlemek lazım gördüğünüz gibi. Bunlarla ne yapıyoruz? ENC'de olduğunu anlıyoruz. Demin hani paper chart bunu ayarladım. Simplify'da da gösteriyor aslında, evet. Değil mi? Şunu da ben demin yani şu bir şeye dokunduk biz mutlaka. Yani ben şuna dokunduğumuzu düşünüyorum. Shallow pattern, şu correction. Bir şey yaptık ama göster gibi. Yani chart boundaries değil. Older cone şu arkadaşlar. Büyük ihtimal şunu açtığımız için yaptı. Bakın değişik bir şey yok. Bu da şu kenar çizgilerini belli ediyor. Seabed deniz yataklarını. Yani tek tek bakmanız lazım arkadaşlar bunlara. Yani neyin olduğunu, demin ayarlayamadığımız şey ne, onu bulmak lazım aslında. Ha, şu arkadaşlar. Four shades var ya. 4, zaten 4 bakın. Evet, buradan geliyor demek ki. 4 şeyi de göster. Renk kodunu. Görüyor musunuz? Şuymuş. Four shades. Bunun tıklı olması gerekiyor arkadaşlar şu 4 renk kodunu görmek için. Bakın yoksa gözükmüyor. Sadece senin girebileceğin safety depth'ten sonraki kısımları veriyor. Tamam. Yani öğrenmiş oluyoruz, böyle kurcalayarak bazı şeyler bulunuyor arkadaşlar. Yani four shades. Unutmayın bunu. Şeyimizin videomuzun belli bir kısmından başladı. Artık haftaya bir şöyle hızlıca tekrar yaparız görmediğimiz yerleri. Videoda da çıkmayan yerleri. Bana videoyu çekip çekmediğimizi hatırlatın arkadaşlar. Bakın unutuyoruz. Sonra yarım yamalak video çekiliyor. Tamam mıdır? Tamamdır hocam. Ya biraz kurcalayın yani. Bak kurcalamadan olmuyor gördüğünüz gibi.